Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun gidişine dair 10 şey. 1. Gelişi şahne olmuştu, gidişi feci oldu. Daha kötüsü ise şu, bunun tek sorumlusu kendisi. 2. Başarısız olmasına rağmen iyi bir insan olduğu düşünülüyordu. Ne yazık ki artık böyle düşünülmüyor. 3. Hangi konuda çok başarılı oldu? Cevap veriyorum. İhtirasını gizleme konusunda müthiş başarılı oldu. 4. İzzet ve ikbal ile gitmek diye bir şey vardır. Maalesef gidişinde ne izzet kaldı ne de ikbal. 5. Seçim gittiğinde bırakma devam et diyenler kimse kendisinin en büyük düşmanları onlardır. 6. Parti içi seçimleri kazanmakta çok büyük bir efsaneydi. Bu efsaneyi bile çökertti. 7. Atatürk gelse onu koltuğundan edemez deniyordu. Bu efsane de tepe taklak oldu. 8. Şu saatten sonra Türk siyasetinde izi tozu bile kalmayacak. Bunun da sorumlusu kendisi. 9 kurultayı kazanamayacağını bilerek seçime girdiyse fena, kazanacağını sandıysa daha fena. 10. Bir kez daha test edilip onaylandı. Bir umut yaratarak gelmek kadar önemlidir, bir umut yaratarak gitmek. Özgür Özel'in avantajları Bay Özgür demenin Bay Kemal demek kadar oturaklı olmaması, Kemal Bey'in yanında Z kuşağı gibi kalması, 13 seçim kaybetti türü bir yükü en azından henüz sırtlanmamış olması, çok yüksek bir beklentiyle gelmemesi, hitabetinin en azından Kılıçdaroğlu'nun hitabetinden daha iyi olması, promptur kullanmaya daha yatkın bir portre çizmesi, Özgür Özel mi kazandı, Kılıçdaroğlu mu kaybetti? Trump seçimi kazandığında herkes şöyle bir yorum yapmıştı. Trump kazanmadı, Hillary kaybetti. Özgür Özel'in ile ilgili olarak benzer bir yorum yapılabilir. Bu olay Özgür Özel'in kazanmasından daha çok Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi olayıdır. Kaybedenler Sarıgül Keşke kılıçlara bu kadar angaja olmasaydım diyordur. Bu konuda her türlü bahse girerim. Tunca Özkan. Öyle bir kaybetti ki bir daha hiçbir lider en az 10 kilometre yanına yaklaştırmaz kendisini. Eren Erdem. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabını yöneterek varlığını sürdürür mü acaba? Canan Kaftancıoğlu. Kaybettiğini belli etmemekte bir maharet sergileyecek kesin gibi. Faik Öztürak. Faik Öztürak kaybetmiş olabilir ama Öztürak ailesi asla kaybetmez. Mahmut'tan al. Yumrukladığı Ali Mahir Başarır'a ben ettim sen etme deme potansiyeli yüksek. Emanetçi olmaz. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olma ihtimali sıfırdır. Nereden biliyorsun da bu kadar iddialı konuşuyorsun? Çünkü azıcık da olsa insanı tanıdığımı sanıyorum. Özgür Özel'in emanetçi olarak genel başkanlık görevini sürdürmesi insanın fıtratına aykırıdır. Kılıçdaroğlu'nun yapacak iş tavsiyeleri. Küllerinden yeniden doğan kuşun masalını okuyabilir. Torun sevebilir. Bir zamanlar bana Pirom derlerdi başlıklı bir anı kitabı yazabilir. Google'da arkalarından iyi konuşulmayan liderler araması yapabilir. Yemek yapmaya başlayıp mutfağında videolar çekebilir. Ekrem İmamoğlu açısından bakıldığında. 5 ay sonra yerel seçim var. Ekrem İmamoğlu İstanbul adayı ve seçime özgür özel liderliğinde girecek. Bu seçimi kazanmak zorunda İmamoğlu. Çünkü hiçbir mazereti kalmadı. Oysa Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde seçime girseydi, kaybetse dahi popülaritesini sürdürme şansı olacaktı. Çünkü mazereti olacaktı. Diyecekti ki, Kılıçdaroğlu yüzünden kaybettim. Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde seçime girdiğimiz için kaybettim. Kısacası artık tamamen kazanmaya mahkum durumda İmamoğlu. Görgü kuralları yazılsa yeniden. Eskiden kitaplar yazılırdı görgü kurallarını anlatan. Artık ne yazan var ne de okumak isteyen görgüsüzlüğün nasıl bir felaketi tetiklediğini Dilan Polat olayında görünce bu kuralların yeniden yazılıp kitap haline getirilmesinin yaşamsal önem taşıdığı ortaya çıktı. Mesela şöyle bir başlıkta kitap yazılsa bayağı iş yapar. Hızlı olan zengin olacak fenomenler için görgü kuralları.